Tabii ki yapması gereken bu kadar ağır bir yükün altından, çünkü devlet dışındaki aktörler kalkamaz zaten. Ama sivil toplumun çok ciddi bir potansiyeli var. Sivil toplumun en önemli bir unsuru da şu olacak: zorlamak. Yani o devlet vesaire de karar organlarına girmek gibi bir şey olması gerekiyor. Bunun meşruiyetini kazanması lazım sivil toplumun. Öyle organizasyonlar olmalı ki, ama o organizasyonları da biz kendi başımıza, hani profesyoneller olarak yapmamalıyız. Yurttaş katılımı dediğimizde de Türkiye'de ne yazık ki hani böyle daha çok kent, gerçekten kentlerde yaşayan, büyük mega kentlerde yaşayan insanlar akla geliyor, ama yurttaşlık ve kent ya da işte bir yerleşim yeri arasındaki ilişki gerçekten de ulusla millet arasındaki ilişkiden çok daha eski. Kamunun biraz zorlanmaya ihtiyacı var bazı konularda. Yani sivil toplumun da yeri o yüzden bu noktada çok kıymetli. Belediye ile dirsek temasında olan ve afet bilincine sahip vatandaşları kendi ağımıza dahil etmek istiyoruz. Bu afet bilincini şu yüzden çok önemsiyoruz. Aslında şuradan da şuna bağlayacağım. Bu sorunun cevabı afet bilincinde yatıyor. Ben Manavkuyu muhtarıyım. Bayraklı ilçesi Manavkuyu muhtarıyım. Deprem yaşamış bir bölgenin muhtarıyım. Acıların üstüne tekrardan 6 Şubat acısını yaşadık. Antakya'ya gidemedim ama Antakya'dan çok artık dostlarım diyorum, çünkü çok böyle bağlarımız oldu oradaki insanlarla. Yardım eli uzattık, mahalleme taşındılar. Aynı acıyı yaşadığımız için acılarımız ortak oldu. Hiçbir şey bilmiyorum diyeyim. Çünkü Mimarlar Odası'yla o zaman tanıştım. Bütün bakanlar geldi, milletvekilleri geldi. Hiçbir şey bilmiyoruz. Vatandaşlar direkt bize geliyor. Kimi nereye yönlendireceksin? Gücümüz yok. Muhtarız, yetkiliyiz ama yetkisiziz. Hiçbir yetkimiz yok. Vatandaşla nasıl bir kontak kurmam lazım? Nereye yönlendirmem lazım? Evleri yıkılmış, eşyalarını alamamışlar. Aylarca bekletildi. İçinde pis kokular, artık yemekler bozuldu muhtemelen, buzdolapları çalışmıyor. Yani bütün vatandaşlar dediğiniz gibi kamp kurdular apartmanın etrafına. Giremiyorlar evlerine, bütün yatırımları belki de. Çünkü emekliliğin daha çok olduğu bir mahalleyi. Oturup sermayelerini seyrettiler. Kendimizce, biz bize yeteriz diye slogan oluşturduk. Kendi depremi yaşayıp evinde hiçbir şey olmayan dostlarım, muhtarlığa gelerek yapabileceğimiz ne var? Öncelikle öyle bir ekip oluşturarak ihtiyacı olan arkadaşlara, dostlara bir yardım kuşağı oluşturduk. Daha sonra işte basından takip edip değişik il ve ilçelerden telefonlarıma ulaşan dostlar bize yardımlar göndermeye başladı.